Bizans aracı. Sayın Başkanım, son dönemde artan bir sınır ötesi operasyonlar var. Cumhurbaşkanımızın da son günlerde bunlar gibi değerlendirmeler oldu. Siz neler söylersiniz bununla ilgili? Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Terörün en önemli kaynağı coğrafi olarak da sınırlarını tam kontrol edemeyen komşularımızın bulunduğu topraklar. Suriye bakımından çok önemli bir merkez haline geldi. Yani Suriye ve Irak'ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütü mensupları sınırı geçerek Türkiye'ye gelip terör eylemleri gerçekleştiriyorlardı. Bununla ilgili uzun zamandır, 10 yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye yeni bir konsept değişikliğine gitti. Terör örgütlerinin sınırı geçip gelip eylem yapmasını beklemek yerine terör örgütlerinin bulunduğu yerlerde onları yok etmek, imha etmek, etkisiz hale getirmek. Yeni konsept bu. Bununla ilgili bilgi alındığı zaman, gerek görüldüğü zaman her türlü işi, operasyonu Türkiye yapıyor, yapmaya da devam edecek. Muhammed Kaydın'ın Anadolu Ajansı muhabiri. Efendim, meclisin yeni yasama yılı başladı. Önemli gündem maddeleri de var. Meclisi nasıl bir gündem bekliyor? Bu konuda değerlendirmeni meselelerdir. Şimdi tabii yaz döneminde, tatil döneminde hazırlanan bazı kanun çalışmaları vardı. Onlar geldi. Birisi vergiyle ilgili düzenlemeler içeren kanun bu hafta tamamlandı. Meclisimizden geçti. Şimdi biraz ihracatçı birliklerimizi ilgilendiren bir çalışma vardı. Başka bazı maddelerde bugün itibariyle o geldi. Onunla ilgili havale yaptık. Yani bu anlamda bir rutini devam edecek meclisimizin. Ama tabii esas şu anda bugün yine bütçe geldi. Bütçeyle ilgili de bir takvim yavaş yavaş oluşuyor. Sanıyorum komisyon 20'sinde, Ekim'in 20'sinde toplanacak. O tarihten itibaren plan ve bütçe komisyonumuzda bütçe görüşülmeye başlanacak. Daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Yani biraz bu önümüzdeki ayların en yoğun gündemi bütçe üzerinde görüşmeler olacak. Başka gündemler de var tabii. Efendim, İflas Haber Ajansı'nın içerikken siyasi parti liderlerinin erken seçimle ilgili söylemleri oldu. Siz bu konu hakkında değerlendirmeniz nelerdir? Daha önce de bunu söyledim. Erken seçimle ilgili tartışmalar Türkiye'nin eski bir hastalığı. Yani eski derken 16 Nisan 2017 öncesine dair bir hastalık. Parlamenter sistem döneminde parlamentoda alelade bir çoğunlukla seçim kararı almak mümkündü. Hukuken bu mümkündü ve kolaydı. Siyaseten de çoğu zaman hükümet kurma konusunda, hükümeti sürdürme konusunda sıkıntılar yaşandığı için seçim kararı alma yönünde bir siyasi zemin de ortaya çıkıyordu. Nitekim 1961'den 2002'ye kadar Türkiye'de hükümetlerin ömrü 1,5 yıl ortalama ömrü. Dolayısıyla hem siyasi hem hukuki bakımdan parlamenter sistem dönemi erken seçim tartışmalarının olduğu, gündeme geldiği, konuşulduğu bir dönemdi. Zaten bundan rahatsızlık sebebiyle yeni anayasa değişikliği yapılırken, yeni hükümet sistemine geçilirken erken seçim kararını eski tabirle hine hacette, çok zaruri bir durum olduğu takdirde alabilecek şekilde bir düzenleme yapıldı. Seçim kararı almak çok zorlaştırıldı. Şimdi mecliste nitelikli çoğunlukla, yani parlamentonun tam sayısının 5/3'üyle, 360 oyla ancak bir seçim kararı alınabiliyor mecliste veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabiliyor. Ama biz sık sık seçim olmasın diye zaten sistem değişikliğine gittik. 1,5 yıl ömrü olan hükümetler ve hiçbir zaman seçim dönemini tamamlayamayan bir parlamento, yasama organı tablosundan kurtulmak için Türkiye bu anayasa değişikliğini yaptı ve kabul etti. Dolayısıyla erken seçim tartışmaları tamamen parlamenter sistem döneminde kalmış bir algının, bir zihin dünyasının meselesidir. Bu yeni sistem döneminde erken seçim mevzubahis değil. Gerek hukuken gerek siyasi şartlar bakımından bunun bir mantığı da yok. Teşekkür ederiz. Var mı? Biliyorsunuz dövizdeki artış bir türlü durdurulamıyor. Görevden almalar oluyor, yer değiştirmeler oluyor, yeni atamalar oluyor. Bu görevden alma ve değiştirmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu döviz artışı nasıl durdurulacak?
Şimdi o kadar detay aktüel siyaset konularına girmek istemem, doğru bulmam meclis başkanı olarak. Yani ekonominin bir yönetimi var. Sonuç itibariyle bir plan dahilinde, program dahilinde bu işler oluyor. Bakımdan meclis başkanı olarak benim onlara dair bir şey söylemem yanlış olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.